parti meclisi, parti grup toplantısında yapılan konuşma ve gösterilen video ile ilgili olarak daha önce bir biçimde sizlere ulaşan bilgiye göre işte beklediğiniz suç duyurusunu yapmış bulunuyoruz. Suç duyurusu metnini zaten almış olacaksınız. Size bir metin bırakmıştık. Biliyorsunuz bu başvuruyu yapan müvekkillerimiz işte Altan Öğmen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'dir. Hikmet Çetin bir Azerbaycan seyahati hazırlıkları yaptığı için şu anda İstanbul'da olamadı. Ama hem Altan Öğmen hem Karayalçın karşınızdadır. Kendileri de suç duyurusu nedenlerini herhalde açıklayacaklardır. O yüzden onlardan dinlemeniz daha doğru olacaktır. Tamam. 27 Ekim günü Sayın Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırıyla ilgili olarak göstermiş olduğu video ve orada yapılan konuşma toplumumuzdan çok büyük bir tepkiye neden olmuştur. Toplumsal vicdan yaralanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan saldırı aslında önceden tasarımlanmış bir linç girişimidir. Ben en azından böyle bir değerlendirme yapıyorum. Eski adıyla Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na, şimdi Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı'na yapılmış olan saldırının bir tür onaylanıyormuşçasına izlenim veren bir biçimde sergilenmiş olması hem Türkiye'nin siyaset geleneğine çok ciddi olarak aykırıdır. Siyasi teamüllerimize aykırıdır. Biraz önce Sayın Kazan odasında bizlere geçmiş yıllardan bu bağlamda önemsenmesi gereken çok çarpıcı örnekleri sıraladı. Gerçekten Türkiye siyasetinde partiler, parti genel başkanları ne kadar birbirleriyle siyasi anlamda mücadele ederlerse etsinler bir düzey hep koruna gelmişti. Maalesef şimdi bu düzeyin de yitirilmiş olduğunu görüyorum üzüntüyle. Bunun yanı sıra bir de Türk hukuk sistemine göre çok ciddi bir suç niteliğini taşıyan eylem sergilenmiş bulunmaktadır. Zaten bu nedenle suç duyurusunda bulunduk. Sayın Kazan dediği gibi Sayın Hikmet Çetin Azerbaycan yolculuğuna hazırlanıyor. O nedenle o gelemedi. Ben Ankara'dan geldim ve suç duyurusunda bulunduk. Sayın Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı kimliğiyle yaptığını düşündüğüm bu açıklamasının savcılık tarafından ciddi bir biçimde değerlendirilmesini içtenlikle umuyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Evet. Arkadaşlarım açıkladılar. Ortada işlenen bir suçun bir marifetmiş gibi aksettirilmesi olayı var. Bunun etkisi toplumda çeşitli şekilde bu gibi hadiselere meyyal olan, eğilimli olan kimseleri teşvik edici sonuçlar verebilir. O açıdan Karayalçın'ın da Sayın Karayalçın'ın da belirttiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma bu tehlikenin ortaya çıkmasına neden oldu. Ve buna karşı bir şeyler yapılması gerektiği anlaşılıyor. Bunun nedeni tabii bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ve örneği hiçbir başka ülkede görülmemiş olan bir sistemin yürümekte olmasıdır. Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı olma sıfatını muhafaza etmektedir. Ve parti başkanı gibi konuşurken Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığından faydalanmaktadır. Eğer böyle olmasa yaptığı konuşmaların büyük bir kısmında
Bugün Turgut Kazan'ın verdiği dilekçede belirtildiği gibi suç unsurları bulunabiliyor. Ama o şeydir diye, dokunulmazlığı vardır, Cumhurbaşkanı'dır diye hakkında hukuki işlemler yürütülemiyor. Bu da tartışılması gereken bir şeydir aslında. Çünkü yani kimsenin söyleyemeyeceği şeyler Cumhurbaşkanı tarafından söylenirse hiç üzerinde durulmuyor. Halbuki üstelik o sıfatıyla da değil, ikinci sıfatı olan AKP Genel Başkanı sıfatıyla konuşmuştur, yapmıştır o konuşmayı. AKP grubunda yapmıştır, haftalık konuşmalarında yapmıştır. O sıfatıyla işlediği bir suçun Cumhurbaşkanlığının dokunulmazlığından faydalanması mümkün olmaması gerekir. Bütün bunlar tabii adalet mekanizması tarafından tartışılmalı. Bu tartışmaya bir vesile olması için, bunun yolunu açması için biz arkadaşlar bir arada böyle bir hukuki girişimde bulunduk. Sonucunun hayırlı olmasını dileriz. Önümüz bir seçimdir üstelik. Seçime doğru gidiyoruz. Seçim öncesinde şimdiye kadar yapılan gösterilen tavırların devam etmesinin başka tehlikeleri de vardır tabii seçim açısından da. Onun için konu bir de aciliyet kesbediyor. Eski deyimle siz gençler ne diyorsunuz? Acele olma vasfını taşıyor. Budur sonuç. Hayırlı olsun. Sayın Öğmen ve Sayın Karayalçın, uzun yıllardır siyaset sahnesindesiniz. Daha önce grup toplantılarında böyle diğer genel başkanlara yönelik saldırı girişimlerinin gösterildiği, video olarak oynatıldığı bir ana şahit oldunuz mu? Ya da bu denli siyasi bir durumla karşılaştınız. Valla daha önce böyle bir saldırı olayı yaşandı mı bilmiyorum. 50'li yıllarda bir İsmet İnönü'ye dönük böyle bir saldırı vardı. Benim hatırladığım onun dışında Türkiye'de böyle bir olay yaşanmamıştı. Bir o var, bir de bunun gösterilmesi var. Sanki onaylanıyormuşçasına bunun sergilenmesi var. Daha önce ben ikisini de bilmiyorum. Ben yaşamadım, okumadım da. Peki bu neden bir fezleke düzenlenmesi ya da dokunulmazlık nezdinde bir sorgulama yapılabilir mi? Şimdi bu tartışılan bir konu. Türkiye'de ilk kez ya da çok uzun yıllar ilk kez bir kişi hem Cumhurbaşkanı hem bir parti genel başkanı kimliğini taşımakta. Hangi eylem ya da hangi konuşma hangi kimliğiyle yapılmıştır? Onun ayrılması gerekiyor. Biraz önce Sayın Öğmen de ifade etti. Bu AKP grubunda olduğu için AKP genel başkanı kimliğiyle konuştuğunu varsayarak biz bunun bir suç niteliğini taşıdığını düşünüyoruz ve bu girişim o nedenle başlatıldı zaten. Tam olarak suçlamalara konu ne? Biz öğrenebiliriz tabii ki 4 madde var. Neden? Yani yasa maddelerini şimdi anımsıyor değilim ama bunlar içinde benim en çok önemsediğim, biraz önce Sayın Öğmen de ifade etti, seçime gidiyoruz. Halkı düşmanlığa tahrik etmek. Kim ve düşmanlık tahriki bence bu bağlamda en çok öne çıkan gerekçelerden bir tanesi. Teşekkürler. Teşekkürler. Begümhan Aydoğan, Baltan Öğmen ve Murat Karayalçın açıklamalarını aldık. Siyasi hakların engellenmesi, suçu ve suçluyu övme, halka kim ve düşmanlığa tarih, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçları yöneltildi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bir suç duyurusunda bulunuldu. Az önce Altan Öğmen de aktardı. AKP Genel Başkanı sıfatını kullanarak Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığına sığınıyor dedi AKP'li Cumhurbaşkanlığı için ve işlediği bir suçtur. Normal, kolay kolay herkesin yapabileceği, söyleyebileceği söylemler değildir. Ama AKP Genel Başkanı kimliği altında Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığına sığınıyor dedi ve suç duyurusunda bulundu AKP CHP'li isimler. Şu anda bu noktadan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Yeni gelişmeler olursa tekrar sizlerle olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Engin Açar. Kolaylıklar diliyoruz.